Ya şimdi bir haber okuyacağım. Bu haberi al, Translate'de çevir, Japonya'da yayınla. Fransa'da yayınla, İtalya'da yayınla, istediğin yerde yayınla. Haber hemen diyecekler ki bu olay Türkiye'de olmuştur. Yani. Ancak orada olurdu. Şimdi yeni evli çift apartmana taşınıyor. Birkaç gün sonra da üst komşu ziyarete geliyor. Diyor ki hoş geldiniz falan, tanışalım diye geldim diyor. Bu arada da hamile 6-7 aylık falan, hamile üst komşu geliyor. O sohbet arasında diyor ki, siz diyor altınları diyor nereye sakladınız diyor. Kadın da söylemek istemiyor, işte kem küm yapıyor. Diyor ki belli diyor, yani sakladığın yer diyor güzel bir yer değil. Sen onu diyor yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı, oraya saklamalısın diyor. Şimdi oradan okuyorum, unutmayayım diye oraya yazdım onu. En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya sakla diyor. Kadın da ablacığım diyor çok teşekkür ederim falan, memnun oluyor tabii. Gidiyor hemen altınları oraya saklıyor. Bir hafta sonra üst kat, o hamile olan kadın telefonla mesaj falan çekiyor. Neredesiniz diyor. İşte biz diyor şuradayız, evden uzaktayız falan. İyi tamam diyor. Hemen peşinde çilingire mesaj çekiyor. Gel diyor, dışarıda kaldım diyor. Çilingire alt kapıyı açtırıyor. Aynen o yatak odasındaki asma tavanın iç kısmına elini uzatıyor. Alıyor altınları, çıkıp gidiyor. Nerede olabilir bu olay? Bir tek Türkiye. Ev alma, komşu al diye atasın. Yanlış komşu almış yani. Yeni evli komşusuna yatak odasına saklamasını söylediği altınları çaldı. Adana'da 6 aylık hamile Güllü P, kapısını çilingire açtırdığı yeni evli komşusu Zeynep Öztürk'ün evine girip 71 bin lira değerindeki altınları çaldı. Olay 28 Eylül'de Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni evlenen Zeynep ve Yakup Öztürk çiftinin taşındıkları apartmandaki üst komşusu Güllü P tanışmak için ziyarete geldi. Sohbet sırasında Güllü P iddiaya göre Zeynep Öztürk'e altınları nereye saklayacağını sorup en uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı, oraya saklamalısın dedi. Şimdi bu çalan kadına ne oldu peki? İşte kuyumcuya götürüyorlar. Kuyumcu altınları geri veriyor. Sahibine teslim ediliyor. Para ne oldu o belli değil. Çalan kadına da ev hapsi veriyorlar. Üst katta tekrar aynı hırsızla yaşayacak yani. Ev hapsi güzel bir ceza. Bu kadar yani. Ev hapsi. Neyse sıradaki habere geçiyorum. Susayaçları artık drone ile okunuyor. Elektrik, su, doğalgaz, drone ile okunur artık da ben sopayla vururum yani kapıyı açtığım drone falan görürsem. Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı. Ha bak bu haberin bir tarafına çok güldüm ben yani. Siz güler misiniz bilmiyorum ama. Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeri kilitlenen hırsız zanlısı camı kırarak kaçtı. O anlar kamera yansıdı. Tamam buraya kadar her şey normal yani. Bu da aynen al çevir Türkiye. Tamam. Olay cumartesi günü Merkez Osman Gazi ilçesi Sarı Meşeler Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişi takibi alan kadın kasiyer şüphelinin kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etti. Buraya kadar bütün dünyada olabilecek bir şey. Burada bir şey yok. Hızla dışarı çıkarak kapıyı kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Buraya kadar da normal. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerinde tabure, sopalarla tedbir aldı. Resmen böyle tabureleri, sopaları falan tutmuşlar. Sanki orada ne derler? Kuduz köpek var ya da kaplan var. Böyle onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak kayboldu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken hırsızın o anları kameraya an be an yansıdı. Resmen böyle hani kudurmuş bir şeyi sanki şey yapıyorlar böyle. Vay hırsız falan diye. Binlerce liralık kupon oynadığı ortadan kayboldu. Eskişehir'de iş yerine emanet ettiği çalışanının şans oyunu oynayıp kasadaki paraları alarak kendisine 35 bin lira zararı uğrattığını öne süren bayi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu nasılmış? Ha. Gece geliyor çalışan. Böyle oynuyor kumar. Sonra gidiyor. Sonra tekrar geliyor. Açıyor kapıyı falan. Tekrar o iddia kasası var ya orada tekrar oynuyor falan. O arada sahibi öğreniyor artık mesaj mı geliyor ne oluyor. Ondan sonra arıyor bunu. Neredesin sen? Dükkandayım diyor. Ne yapıyorsun diyor. Oyun oynuyorum diyor.
Lan diyor çık oradan. Sen diyor kime diyor çık diyorsun diyor. Sen gel buraya diyor. Senin ifadeni alacağım. Lan diyor sen kimi kapat diyor telefonu. Şu anda oyun oynuyorum diyor. Kapatıyor. Aynen böyle oluyor. Adam diyor ki sanki diyor kendi malıymış gibi diyor. Bir de diyor bana diyor dayılanıyor diyor. Bakayım. İşte Tukar'a göre törenine başladı. Bana yardımcı olması için eleman ararken internet üzerine ilan vermiştik. Bu ilanda kaç kişi başvuru yaptı? Bunu diyor seçtim diyor. İyi seçmişsin. Güvenlik kameraları gelişini gösteriyor. Sanki iş yeri ona emanet bırakılmamış, iş yeri onunmuş gibi gelip işletmeyi açıyor ve oyun makinelerinin başına geçiyor. Daha sonra yaklaşık 10 bin liralık oyun oynuyor. Üzerine de kasadan para alıp gidiyor. Tamam. Sonra parayı eziyor bu. Daha sonra aynı gece saat 4 gibi yeniden geliyor. Yeniden oyun oynuyor. Beni aradı. Güvenlik güçlerine ve adli makamlara durumunu bildirmemem için tehdit etti. Hakaret etti. Telefonla arayıp küfürler etti. Sanki ben onun iş yerini soymuşum gibi davranışlarda bulunuyor diyor. Sadece 5 dakikalık bir olay. 5 dakikada 35 bin liram gitti. Gerçi adam 2 defa geliyor. Parasını alıyor. Oyun oynuyor. Daha fazla gitmiştir. O şimdi olayın acısı anlamamıştır. Daha neler çıkar? Yakalanan torbacının savunması. Satmıyoruz. Eve gelenlere iyilik olsun diye veriyoruz. Bak bu da bir güzel komşu bu. Şimdi mesela komşulara çay veriyorduk. Bu da ne diyor? Uyuşturucu veriyoruz diye. Oradan girmeye çalışmış yani. Hani ben güzel komşuyum falan. Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı. SG-33 ile ST-44. Polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheler ifadelerinde içici olduklarını, eve gelenlere de iyilik olsun diye verdiklerini öne sürdü. Lan diyorsun bir eve gidiyorsun uyuşturucu veriyor. Lan bu ne diyorsun? İyilik olsun diye veriyorum. Lan bela. Kimsenin evine de gidilmez ha. Gideceksin başına bir de ihale alacaksın. Dıştan bakıyorsun şimdi burada görüntüleri falan var. Hani eskiden böyle uyuşturucu bağımlıları falan bir belli olur. Bunlar belli de olmuyor. Arkadaşının evine diye gideceğim. Aa müptezel çıktı. Halam. Bir anda kendini. Ben de zaten bu şans varken, ben daha kalkarken bir de baskın yaparlar. Derler aa bak bir de temiz yüzlü çocuğa benziyor. Fiziki takip yapan ekipler SG'nin evinin önüne gelen alıcılara pencereden sarkıttığı kovayla uyuşturucu madde verdiğini... Bir kurumsallaşamadılar ya. ST'nin de evinde uyuşturucu sattığını sapladı. İyilik olsun diye diyor. İyilik anlayışı da çok değişti ya. Valla. Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama. Ya bak 3 haberden birisi drone. Ben drone görürsem kesin kovalarım. Söylüyorum ya. Ya da alırım parçalarını kullanırım ben. Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Meyveleri alınca cinnet geçirdim. Bu haberi zaten siz biliyorsunuzdur. O yüzden fazla şey yapmaya gerek yok. Kadın böyle çığlık atarak gidiyor. Ejder meyvesi nasıl bir etki yapıyorsa kadın çıldırıyor yani. Söylenecek bir şey yok yani. Kadının Allah cezasını versin diyelim. Geçelim onu. Bilmeyenler de bakabilir. YouTube'a yazarsa bulur. Ejder meyvesi tartışma falan yazarsa bulur zaten. Kadın yani kendini parçalıyor, bir şeyler yapıyor. Bana saldırıyorlar. Pes artık dedi. Hırsızlık için girdi. Karnını doyurdu. Tamam, hırsız acıkmıyor mu yani? O da dürüm falan yapıyor. Bununla geçtim. Göçmenleri tutup paralarını çalan göçmenler, yabancı zaten. İranlı organizatör, o da yabancı. Ya bu da normal, bu da Türkiye'de. Ha. Rize'de bir amca, yeğenine, kız yeğenine, o da kaç yaşında? 8 yaşındaymış, hediye alıyor. Ne alırsınız şimdi? Yani bir kız çocuğuna, 8 yaşında bir kız çocuğuna ne alırsınız? Hani en fazla abartılacak hediye diyelim parfüm alırsınız. Yani. Ben onu yaptım yani salaklık. Bir kere de saksıda çiçek aldım. Yani hani bu normal hadi diyebilirsiniz de. İçinde çiçek kaktüs olunca yine bir sorundu. Ama yani öyle son dakikaya getirince ne alacağın hiç belli olmuyor. Kontrol senden çıkıyor. Bir kasa limon alsan daha iyiydi de. Hiç ama böyle bir şey aklıma gelmezdi. Çocuğa silah alıyor. Ha diyeceksiniz ki tamam kazmalık. Ondan da yetinir mi? Silah veriyor, ateş et diyor.
videosunu çekiyor. Çocuk hatta böyle hani korkuyorum falan diyor. Ateş et diyor, bağırıyor falan. Orada da silahı adama doğrultuyor. Yine bağırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Boşluğa ateş et falan. Tabancayı kendisine doğru tutmasına kızarak onun korkuyorum demesine kızıp yeniden ateş etmesini istiyor. Hani ben magandayım da diyor. Nesiller diyor acaba nasıl yetişecek? Bugün bir şey vardı ya. Şuraya bir yere koymuştum ben onu. Bak. Lahte yazılmış 2000 yıllık beddua. Bedenimi rahatsız eden olursa tanrıların laneti üzerine olsun falan diyor. Milattan önce 3000 yıldan itibaren yaşamını sürdürdüğü Kocaeli'de Şemsettin isimli köyün meydanında tarihten izler taşıyan 2000 yıllık lahit bulunuyor. Milattan önce 3000 demişti, şimdi 2000 yıl diyor. Neyse. Daha eski yani olması lazım. Ben Romalı bir kadınım diyor. Şimdi lahitte yazıyor bu. Antik İzmir ve çevresinde mutlu bir hayat sürdüm. İyi evlilikler yaptım. Çok evlenmiş demek. Güzel çocuklar doğurdum. Bu aslında bize bir mesaj. Her kim benim bu lahtimi açar, bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir. Roma lejyonu falan kalmadı, geç onu. Ve tanrıların bütün laneti de sonsuza kadar onun üzerine olsun. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın, sizlere selam olsun. Bu lahit yeni bulundu. Ben de kadının mesajını aynen ilettim. Ama eski bir, ya bunu okumamdaki sebep şu eski bir Sümer lahiti. Hatta ilk böyle açılan lahitlerde ne çıktı biliyor musunuz? İlk daha tercüme yapıyorlar. Milattan önce 2200 yıllarında olması lazım. Tabii. İlk tercüme edilen lahitte aynen şöyle yazıyordu. Gençler çok saygısız. Aslında bir tercümesi de şu, yeni nesil çok saygısız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.